Arkadaşlar burada bir tarhana çorbası yapıyorum Thermomix'te bugün. Canım çok istedi, bir de böyle bir karlı buzlu bir havada. Dedim ki bakın kar yağıyor dışarıda, dondurma yapayım. Bir de dondurma yapmak istiyorum. Bakalım eğer bugün yetiştirebilirsem. Değil mi oğlum? Haklısın vallahi. Dondurma hiç yenilir mi bu havada anne? Duyuyor musunuz? Tabii ki yenilmez diyor. Şöyle daha pul biberim var. Biraz pul biber ekleyelim mis gibi. Şöyle. Çok mu oldu acaba? Çok da acı olmasın. Devam edelim. Yoksa çocuklar içemez. Kerim acıyı çok sever ama Ayaz içemez. Şimdi koyalım. Bakalım kaç dakika gösterecek. Evet. Çevirelim. Evet, şimdi çevirelim ve 18 dakika pişene kadar başka işimizi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi tarhana çorbam burada hazır. Biraz koyu kıvamda bıraktım ben. Çünkü benimkiler böyle seviyor arkadaşlar. Mis gibi oldu. Arkadaşlar birazcık daha içine su ilave ettim. Kerim tadına baktı. Dedim çok mu koyu, istediğin gibi mi? Anne dedi birazcık daha su ekle. Öyle oldu. Evet, herkese merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz diyeyim, artık açılışı yapmış olayım. Hadi gel. Kar yağıyor. Ben Kerim'i dişçiye getirdim. Baktım annem. Hadi geç kal. Ay, karı yedi. Allah'ım yarabbim. Hadi. Topu savaşıyor. Hadi koşun koşun, geç kaldık. Koşun 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 koşun. Kar döktü. Aman 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 aman. Uçtun annem, uçtun. İyi misin babas? Evet. Dişçiye. Biz dişçiye arkadaşlar. Oh. Saçım da daha kurumadı. Böyle bu halde. Hadi. Hadi gelin bakalım. Hop. Yemez yemez. Korkma. Korkma. Hayır, oyuncak o. Korkma. Korkma. Korkma anneciğim. Yalnız olduğumu zannedip sizi kamerada unutup lüp nasıl yürüdüm arkadaşlar, ses duyulmuştur. Aa, düştü. Kitap düştü. Ama o kalemi ağzından çıkarır mısın? Hiç güzel değil. Ağzına almak yok kalemi. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Yok dinozor. Gerçekten yok. Dinozorlar gitti, öldü. Yok dinozorlar artık. Dinozorlar yok anneciğim. Göster bana oyuncak. Ha bak arkada. Bunlar sadece oyuncak. Timsahtan korktu arkadaşlar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.
I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Arkadaşlar, çocuklarla alışveriş sefası sona ermiştir. Nasıl yaptım bilmiyorum. Kerim'le babayla konuşuyor. Telefonda ağladı bir güzel. Ne zaman, niye çalışıyorsun? Ne zaman boşun var? Ne zaman seni göreceğim? Ben seni anne, kapatıyorum telefonu. Yatarken görüyorum falan filan. Şimdi eve gidiyoruz. Arkadaşlar, ben bir Philips'e de gitmiştim. Alışverişe çıkmadan önce şöyle pijama üstü buldum. 5 euroya ikisi geldi. Bunun ikisi de 5 euroya. Bayağı bir hangi bottu? Şunlardan aldım. Bir çift, iki çift mi deniliyor artık, neyse. Şöyle bir de terlik vardı, 4.44'de bunu aldım. Çocuklara şöyle bir çikolata aldım. Burada da Ayas'a 5 euroya iki tane şöyle bir çorap aldım. Burada da aynı şekilde. Ne yapıyorsunuz? Geldim, geldim. Biri mini pulu, biri mini pulu. Ay, alışverişi şimdi tezgaha düzdüm. Onları kim yerine koyacak diye düşünüyorum böyle kara kara. Uyku saatleri de yaklaşıyor çocukların. Bayağı bir yoruldum. Şimdi onları bir yerlerine yerleştireyim. Ondan sonra etleri hemen Türk bakkalına gittim. Et met aldım. Ufak tefek tavuk ve şey aldım. Dana eti aldım, öyle söyleyeyim size. Sadece tavuk ve dana eti aldım. Kıyma falan almadım. Onları direkt buzdolabına koydum. Onları bugün yetiştirir miyim bilmiyorum. Hiç bilmiyorum çünkü takatim yok. Pamuk! Neredesin oğlum? Gel. Gel. Çorap mı arıyorsun yana döne? Göster o sevgi boyunu, göster. Bakın kocaman oldu arkadaşlar. Kocaman oldu oğlum ya. Kocaman oldu ya. Anne zinin bağlı oğlu kocaman oldu. Otur, otur annem. Zit. Pamuk zit. Yavru kuş. Evet. Arkadaşlar, burada bir şeyler aldım. Şöyle patatesdi, havuçtu. Muz. Elma, portakal, bu türü şeyler aldım. Sebzem zaten dolapta var. Sebze gerek yoktu. Sadece böyle kavanozda işte mantar ve domates konserveleri aldım. Şöyle peynir aldım, mozzarella. Böyle küçük küçük tomatlı marklardan aldım şurada gördüğünüz gibi. Şunlar indirime girmişti. 2.50'ydi. 3 tanesi, hemen bunlardan 2 tane aldım. 4 tane falan sıvı yağ aldım. Çikolata aldım. Şöyle Philadelphia aldım bunlardan. Bunlar da 99 centti. Bunları bazen Ayas'a Brezze katıyorum. Brezze'yi katınca da buna batırıp yemesi için yanına koyacağım. Eğitim yerinde. Şey var, mantar var. 2 tane yoğurt, kendimi bugün ödüllendireceğim. Puding yiyeceğim sanki hiç yemiyormuş gibi. Neyse, şöyle Philadelphia aldım, fresh kezeleri aldım, kiri var,
Evet. Burada salata tozları, yine konserve var şöyle. Pasiyata tomat, makarna aldım. Bunlar indirimdeydi. Kapafı püre, şöyle bir karışım aldım. Süt falan var. Evet. Burada da Lipton işte var. Burada da Toffifee. Çocuklara da burada birazcık çikolata aldım. Avokado ve soğan aldım. Aldıklarım bunlar. Tavukla falan birlikte 150 euroya geldi hepsi. Aynen 150 euro harcadım. Şimdi bunları yerine yerleştireceğim. O gördüğünüz Thomas Phillips'tekiler de ne kadardı? 50 euro da onlar tuttu arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları bir yerleştirelim. Evet. Herkese yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar. Biz şimdi çıktık. Ayasa Bread'i almaya gideceğim. Okul çantasına. İnşallah yetişirim geç kalmadan Kerim'in okuluna. Ayas'ın okuluna zaman var ama Kerim'inkine tabii yok. O yüzden bakalım yetişeceğiz mi? Şu sıralar sadece Bread'e taktı. Sabahları sadece Bread'e yiyor. Tost ekmek falan kesinlikle geri getiriyor. Poğaçayı geri getiriyor. Yani yemiyor. Bakalım. O yüzden her gün böyle Bread'e derdim var. Yani gerçekten her gün Bread'e alma. Erkenden gidiyorum. Çıkıyorum ki alabileyim diye. Çok ama Allah'tan bu da Bread'i seviyor. Evet çok erken. Bu tabreti seviyor. Hani çok kuru yemiyor. Öyle söyleyeyim size. Anne artık daha çok kar var. Evet. Çok daha kar var. Evet. Kardan adam mı çok büyük yapabilir. Bugün yapabilirsin babayla. Yoksa küçük baba bir evde. Ev yapabiliriz kardan. Küçük bir ev mi? Evet. Tamam. O kadar kar var mı sence? Evet çok. Bak aman, küçük, takıldım arkadaşlar. Küçük yollar böyle. Çok da kaygan. Bu kayganları severim böyle. O ne demek severim oğlum? Ne kadar tehlikeli kayı biliyor musun? Böyle, hep dikkat böyle. Etmen lazım. Çok tehlikeli. Oyun ya, yapma. Çünkü bir kere ben okulda kayıyordum ve bir çocuk da kayıyordu ve çarpıştık. Yani öyle yapmayın. Duramadık diye kayganları. Ben şimdi işlerimi halledeyim, çocuklara götüreyim. Bütün ondan sonra pamukla tekrar yürüyüşe çıkacağım. Daha sonra da çocuklar gelmeden ya evi temizleyeceğim ya da bir 10 dakika ayağımı uzatacağım arkadaşlar. Çünkü Ayas sadece topu topuna 3 saatliğine yok. Yani 8.30'da veriyorum, eve gelene kadar zaten bir yere uğra falan derken neredeyse 9.30 olduğu da oluyor. Sonra pamuğu götür dışarı. Ondan sonra kalıyor zaten azıcık bir zaman dinlenmeye. Sonra yine yola çıkıyorum. Bir de bu hafta hep Emre'yi götürdüm iş yerine. Ya daha doğrusu iş yerine değil de tren istasyonuna. Öyle oldu. O yüzden hiç dinlenmeli bir hafta olmadı. Hadi görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar, burada patates hazırladım. Altında da tavuk baget var böyle. Şimdi buna sos hazırlıyorum. Normalde sosu hep çiğden atıyordum ama bu sefer şurada böyle tavaya baharatlarıyla salça ekledim. Bunu yapacağım. Şimdi bir de karıştırma kabı alalım. Karıştırma kabı diyorum. Şöyle bir şey alalım. Ah, şarjım bitmek üzere. Şimdi hemen. Üzerine su ekleyeceğim ve tavuğa ve patatese ilave edeceğim bunu böyle. Nane var. Karabiber, kırmızı pul biberim var. Evet arkadaşlar, yemeğim fırında, ocakta da pirinç pilavım pişiyor.
Ben de size o sırada buradaki kış indiriminden ne aldığımı göstereceğim. Daha doğrusu indirim diyemeyiz herhalde. Bir de videoyu çektim mi diğer aldıklarımı onu da bilmiyorum. İkinci kez gösteriyor olmayayım diye düşünüyorum şu anda. İnanın hiç bilmiyorum. Acaba kışlık ceketlerini çocukların gösterdim mi? Şu sıra video atmadığım için hani siz bunu izlerken tabii atmış olacağım da bugün bu konuşmayı yaptığımda ne zamandır video atmıyorum. O yüzden aklım karıştı. Acaba diyorum. Neyse yine göstereyim artık. ne yaptım yani? Unuttum gitti. Çocuklara kışlık mont sipariş verdim. Daha doğrusu aldım. Kerim'inkini önce sipariş verdim. Sonra mağazaya gittim baktım daha. Diğer numarası daha uygundu üstüne. Onu aldım. Sanırım gösterdim ya. Emin değilim ama. Bakın şöyle bir mont. Kapşonlu siyah bir mont. Bu yalnız indirimli hali değildi. Bu indirimsiz haline 60 euroya aldım bunu. Bu indirimde değildi. Hemen bunları hızlıca geçeyim. Bilmiyorum çünkü bunu gösterdim mi göstermedim mi. Ayasın ceketi de böyle bir şey. Sanırım gösterdim. Tabii ki içini gösterdiğimi hatırlıyorum ama emin değilim. Neyse. Böyle bayağı bir kalın bir ceket. Ve şurası en sevdiğim detayı. Böyle kapşonun orada böyle bir düğme detayı var. Ve böyle şal gibi önünü komple kapatıyor arkadaşlar. Bu da Ayas'ın. Allah'ım şu halime bakar mısınız? Saç, baş, her şey dağılmış. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Kendime bakamıyorum. Çok kötü bir durumdayım. Neyse. Şimdi gelelim Kerim'e. Kerim'e yine bayağı bir şey aldım. Dediğim gibi kilo aldığı için maşallah pantoları olmamaya başladı. Şurada bir gri, bir mavi, bir de koyu mavi cins aldım. Bu arada pilavım pişti. Dakikasını ayarlamıştım. Ötüyor, ocak ötüyor. Evet, 3 tane pantolon aldım Kerim'e. Daha sonra... Evet tabii bunu almıştım, bunu göstermiştim. Şimdi hatırlıyorum ceketleri gösterdiğini. Bundan dolayı hatırlıyorum. Bunu da attım kenara. Ondan sonra bunu da göstermiştim. Bunu da attım kenara. Göstermediklerime gelelim. Burada şöyle bir Mario'nun tişört şeklinde bir kazağını aldım arkadaşlar. Bunu 9-10 yaş aldım. Biraz büyük olsun istedim. Çünkü biliyorsunuz kurutmaya atıyorum kışın çamaşırları. Ve çekiyor. İster istemez çekiyor. O yüzden böyle büyük aldım. Kahve tonunda. Sonra böyle yine kapşonlu çok güzel. Kalitesi gerçekten çok güzel bir kazak aldım. Bunlar mesela indirimden aldıklarım. Bu 12 euroya falan geldi. 22 eurodan. Bu diğeri de ne kadar da bilmiyorum. Hatırlamıyorum arkadaşlar. Gerçek fiyatı 10.45 yazıyor ama ben 10.45'e mi aldım, indirimli mi aldım hatırlamıyorum. Çünkü bazılarına indirim vardı, bazılarına indirim yoktu. Şu, buna indirim vardı, bunu çok iyi hatırlıyorum. Bu da 22-23 eurodan 12-13 euroya gelmişti. Böyle bir örgülü kazak. Sonra böyle bir sweat aldım. Bunu ilk aldığım zaman indirimde değildi. Kağıt, üzerinde kağıt olmasına rağmen yanlış hata yaptık. Bu indirimde değil dediler. Ertesi gün gittiğimde indirimdeydi. Yani bunu da almış oldum. Oğluma böyle bir Pokemon hastası olan kartları biriktirdiği için ondan söylüyorum. Kerim'e bunları aldım. Başka Kerim'e neler var? Kerim'e eldiven aldım arkadaşlar. Bunları da H&M'de indirimli haliyle 18 euroya falan aldım. Sonra içime oturdu. Hemen çocuklara giydirmedim. Bir tane Ayas'a, bir tane Kerim'e aldım. Ondan sonra şapka aldım ve atlet aldım sanırım 2 tane falan. 2 paket. 90 euro dedim, içim cız etti. Sonra 2 gün sonra online bir baktım. %40'ını iniyordu. Sonra mağazaya gittim dedim ben bunu buradan böyle aldım ama online %40 indirimli. Tamam dedi.
aynı fiyattan verdi. Yani indi parama geri iade etti. Öyle söyleyeyim. Geri kalanını iade ettiler. Bir tane böyle eldiven Kerim'e, bir tane şu şekilde Ayas'a aldım. Ondan sonra böyle bir paket Kerim'e aldım. Yine bunu Ayas'a aldım. Aynı paketten Ayas'a yine aldım. Bir de Ayas'a şöyle altı şal şeklinde olan bir şapka aldım. Sonra bir tane daha şapka aldım. İki tane olsun istedim değişikliği giysin diye. Değişikliği derken genelde bizde böyle şeyler kaybolduğu için ya da bir yerde unutulduğu için iki tane aldım arkadaşlar. Bir de oluşuma kilot aldım. Pampersinin üstüne giydirmek için. Dediğim gibi şurada birkaç tane atlet aldım. Böyle. Artık çıt çıtla giydirmemeye karar verdim. Evet. Bunlar aldıklarım. Ayasa. Giydiren bunlar. Şimdi Ayasa daha neler aldım. Bakın. Şundan iki tane sipariş etmiştim. Biri siyah. Biri mavi tonundaydı. Ama mavi tonu gelmedi. Niye bilmiyorum. Ya son anda varm korba koyduğumda ya o ürün gitti ya da daha gelecek bilmiyorum. Ona epe girip bakmam lazım arkadaşlar. Şöyle bir çok güzel bir lat bluzu. Gördüğünüz gibi böyle. Bunu bayağı büyük aldım. 104 numara aldım. Normalde Ayas 98 giyiyor şu an. Şöyle bunu aldım. Sanırım anca da olur. Yani biraz büyük olursa da altını çeviririm. Bir şey olmaz. Burada da şöyle bir tatlı bir kalın kazak aldım. Ve hardal renginde bir pantolon aldım. Bunları, bunu da %10 almışım. Tamam. Bir de pantolonu uydurdum. Bakar mısınız? Gerçekten bu da indirimli fiyata geldi. 26 Euro'dan %40 indi bunu. Böyle bakın şöyle düşündüm. Nasıl olmuş? Ben de çok güzel. Sizce nasıl? Şimdi giyemez ama sonra giyebilir. Bir de Ayasa iki çift ayakkabı aldım. Biri şöyle bot. Bunu daha denemedik arkadaşlar. Bunu daha deneyeceğiz. Bilmiyorum ayağına olur mu? 23 numara. Oş, Allah! Elimden gitti. Şöyle bir bot aldım. Bunu TK Maxx'ten aldım. Bu 30 euroya geldi. Böyle bir çizme. İçi de gayet sıcak tutar diye düşünüyorum. Emre'ye birkaç paket çorap aldım. Kendime çorap aldım. Bunları TK Maxx'ten aldım. Ve gelelim diğer aldığıma, onu deneyip göstereyim. Böyle mont dediğim de uzun bir mantel diyeyim size. Şöyle şu şekilde uzunluğu bayağı var. Şunu giyelim. Buna oylama yaptım Instagram'da. %55 olmamış dedi. Yüzde geri kalana 55, hayır 56'ya bir şey miydi, ne bileyim işte bir şeydi, işte daha çoğunluk işte olmadı dedi. O da söyleyeyim size nedenini, hemen göremiyorsunuz burada çünkü açım yok. Açım yok arkadaşlar. Evet. Kaban bu. Gördüğünüz şekilde Teddy Optik, şöyle göstereyim. Böyle bir uzun bir kaban ve buramda durduğu için çoğunluk olmamış dedi arkadaşlar. Ama ben bunu niye bilmiyorum çok sevdim sanırım şeyinden dolayı, dokusundan dolayı çok sevdim. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum, geri verir miyim, tutar mıyım bilmiyorum. Anneme dedim, anne dedim, ne olur altını birazcık şey yap. Annem de dedi git kendin kısasını al sana dedi. Yani tabii o da bir çözüm ama çok beğendim ben aslında. Ben beğendim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Çoğu yazdı çok kaba duruyor falan diye ama bilmiyorum. Hoşuma gitti diyebilirim. Evet. Aldıklarım bunlar. Evet.
Yine kapanış yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Bu videomuzu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.